iş var burada ya? Ayrılmamış mıydı bu? Allah'ım çıldıracağım. Ben nasıl açıklayacağım şimdi bunu Bora'ya? Tuğçe Hanım, günaydın. Adacığım, hoş geldin. Hoş geldin, sana bir sarılayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Adacığım, bizim seninle ilişkimiz her zaman çok süper olmadı. Tamam, doğruya doğru. Ama bu demek değil ki ben yapılan haksızlığa göz yumayım. Sen üzüntünde de, öfkende de çok haklısın. Evet, Bora'nın söyledikleri bir kadın olarak beni de incitti. Oo. Evet, hangimizin hayalleri erkekler tarafından yıkılmadı ki? Ya, ya değil mi? Değil mi? Evet, öyle. Aynen öyle. Bakma, Bora ne derse desin. Bence sen iyi bir asistansın. Sağ olun. Yazma konusunda yeni olsan da yeteneklisin de. Ben hayatta ikinci şanslara inanırım. Çok sağ olun. Tuğçe Hanım, teşekkür ederim. Yani gerçekten inanamıyorum ya. Rica ederim. Bence senle ben iyi bir ekip olacağız. Ben sana iyi bir rol model olacağımı düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Vallahi hiç şüphem yok. Masa işini halledene kadar da sen ortak alanda olursun. Dert değil. Tamam. 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 O zaman sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, şu an yapabileceğim bir şey yok. Sen git masana yerleş, relax ol. Ajandamı da gün içinde konuşuruz. Tabii, tabii. Oldu. Oldu o zaman. Oldu. Ben gideyim. Evet canım, hadi sen git, yerleş. Allah Allah, tamam. Sağ olun Tuğçe Hanım tekrar. Rica ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Dostlarım, bildiğiniz gibi ben işten ayrılmıştım, istifamı etmiştim. Ama ne yaptılar? Yalvardılar, yakardılar, beni tekrar işe çağırdılar. Ben de Tuğçe'nin asistanı olarak tekrar işe başladım. Bu masa da benim. Bu masa benim. Masam gelene kadar ben buradayım. Kardeş, kardeş birlikte çalışıveririz ya. Güzel. Bakıyorsunuz boş boş. Bu masa benim. Kimseye kaptırmayın. Gelirse... Ada! Senin ne işin var burada? Bora Bey, Tuğçe Hanım asistan olmamı rica etti. Ben de kıramadım. Tuğçe Hanım asistanı olmanı rica etti. Ben doğru mu duydum? Hı, doğru, doğru. Tam olarak öyle oldu. Peki. Güzel. Peki benim seni bir daha görmek istemememi söylememe rağmen
Senin benim şirketimde ne işin var? Bora Bey, onu da şöyle açıklamak isterim. Siz bir gün herkesin içinde dediniz ya, olayları kişisel algılıyorsun, objektif bakamıyorsun dediniz ya. Ben de düşündüm, dedim ki yani Bora Bey'in beni görmek istememesinin sebebi kişisel olamaz. Hiç üstüme alınmadım, hiç kişisel algılamadım. O yüzden Tuğçe Hanım'ın teklifini kabul ettim. Rahatlığa bak sen. Aslında tam da kişisel algılaman gereken bir şeydi, biliyor musun? Yaklaşsana. Gel gel. Buraya gel. Seni şirketimde istemiyorum. Ada. Tüh. Tüh ya. Ortağınız istiyor ama. O çok istiyor. Üstelik lise mezunu olmama da takılmıyor. Yazı konusunda da çok yetenekli olduğumu söylüyor, sağ olsun. Canım patronum. Onun için her şey yapacağım, onu mahcup etmeyeceğim. Çok güzel. Canın patronum. Senin canın patronum. Öyle mi? Vay 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 vay. Birincisi, sorun lise mezun olman değildi. Sorun bu konuda bana yalan söylemiş olmandı. İkincisi, ben senin bu şirkete neden geri döndüğünü biliyorum. Neden? Neden geri döndüm? Ne biliyorsunuz? Ne var? Ne biliyorsunuz? Sen bu şirkete geri döndün. Çünkü sen kendini bana kanıtlamak istiyorsun. Bora Beyciğim, siz böyle kendi kendinize yargılara varınca güvende mi hissediyorsunuz kendinizi? Böyle bir rahatlama falan mı geliyor? Ne oluyor? Bana bak. Benimle konuşurken üslubuna dikkat et. Sana alan tanıdım diye tepeme çıkma. Ben bu şirketin sahibiyim. Bunu unutma. Sınırını bil. Sınırlarını aşma. Anlaştık mı? Evet Bora Bey. Ben kendimi kanıtlamak için geldim. O yazıların bana ait olduğunu size ispatlayacağım. Çok güzel. Ben de görmek için sabırsızlanıyorum. Bu ne demek şimdi? Tuğçe, canım nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de, çok sağ ol. Müsait misin? Tamam, tamam. Odama kadar gelebilir misin eğer müsaitse? Teşekkür ederim, çok acil yalnız. Çok sağ ol hayatım, çok sağ ol. Bekliyorum. Bekliyorum seni. Hoşça kal. Ah, gel Tuğçe'cim, gel. Gel. Ne oldu Boracığım? Beni çağırdın. Tuğçe, sen adayı asistan olarak işe mi aldın? Ben doğru mu duymuşum? Doğru, evet öyle oldu. Yalnız... Yalnız sen sadece benim sorduğum sorulara cevap ver. Tamam mı? Onun dışında konuşma. Şimdi, Ada bu şirketten istifa etti. Hemen ardından lise mezunu olduğunu ve şirkette kalabilmek için bu konuda yalan söylediğini de itiraf etti. Ve ben adını şimdiye kadar yazdığı yazıların kendisinin yazdığına inanmıyorum. Nasıl yani? Sen yazmadın mı yazıları? Ben yazdım yazıları. Kim yazacak? Benim yazdığım o. Arkadaşlar, konumuza dönecek olursak. Tuğçe, şimdi sen Ada Tözün'ü hala asistanın olarak işe almak istiyor musun? İstiyorum de. İstiyorum de. Evet ya da hayır Tuğçe. İstiyor musun, istemiyor musun? Evet, istiyorum. Çünkü Ada'nın sadece 3 dersi kalmış üniversitede. Sadece 3. 3 değil mi? Hayat şartları bazen olabilir böyle şeyler. Ve de ben Ada'nın yetenekli olduğuna inanıyorum yazdığı yazılardan falan. Tuğçe, şimdi sen Ada'yı işe alarak benim otoritemi çiğnedin. Ama ben düşünüyorum ve anlıyorum ki sen adayı işe aldın. Çünkü sen adanın şirkette yararlı olduğunu düşünüyorsun. O yüzden işe aldın. Doğru mu anlamışım ben? Evet, kesinlikle öyle oldu. Ben yararlı olacağını düşünüyorum adanın şirketimize. Güzel. O zaman bana da şans vermek düşer. Şans vereceğim. İkinize de. İkimize de
şans derken ne demek o? Eğer ada başarılı olursa ada şirkette kalır. Ama eğer ada şirkette başarısız olursa ada gider. Adayla beraber senin baş aktörlüğün de elinden gider Tuğçe. Ne? Kız yavaş. Tuğçe baya baya baş editörlüğü kaybetme pahasına seni işe aldı yani, öyle mi? Yani bu kadarını o da düşünemedi bence. E seni işe alması için nasıl ikna ettin ki Tuğçe'yi? Ben değil, Rüzgar ikna etti. Celal kartını kullandım. Eğer beni işe geri aldırmazsan gider her şeyi Celal'e anlatırım dedim. Tehdit ettim sana. Nasıl yaptı bilmiyorum ama yaptı vallahi. Becerdi. Becermez diyordum ama becerdi. İçine gelince beceriyor. Sen de az değilsin yani kanka. Ne yapsaydım Selin? Bora Bey o yazıları benim yazmadığımı iddia ediyordu. Yazı yazmaya devam edeceksin yani. İşe geri dönme sebebin bu. Hem yazımı yazacağım hem de Bora Bey o söylediği lafları tek tek yedireceğim. Özür dileyecek benden. Göreceksin. Kanka aynı Bora Bey'den bahsediyoruz değil mi? Hani şu burnu yere düşse elini almayacak olandan. Ta kendisinden bahsediyorum Selin. Ta kendisinden. Aşk kendi seçer.